Yeni bir hikaye ile daha sizlerleyim. Beğenerek, yorum yaparak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Cümleten selamun aleyküm. Ben de yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Adımı vermek istemiyorum. O nedenle siz beni Mesut olarak bilin. Geri kalan isimleri de yine aynı şekilde değiştireceğim. İlkokula başladığım yıllar, yani 1998. İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Sülüntepe mahallesinde oturuyorduk. Mahalleyi bilen bilir, her türlü kötü ve karanlık işlerin olduğu bir yerdir. Hamdolsun ki biz kötülüğe bulaşmadık. Yaşadığım olaylara gelecek olursak evimiz gecekonduydu. Eski mi eski, duvarları çatlaklarla doluydu. Bizse yokluk içinde bir yerlere gelmeye, hayatımızı güzelleştirmeye çalışıyorduk. Bir gün evimizin arka odasındayken bahçede bulunan duvarda bir gölge gördüm. Bayağı uzun boylu, abartmıyorum, 2 metre kadar rahat vardı. O an birinin gölgesinin yansıdığını düşündüm ve çocuk aklı işte. Babama, "Baba, burada hırsız var," diye seslendim. Babam koşarak geldi. Ben de hemen yerini gösterdim. Babam baktı ve "Burada kimse yok. Oyun mu oynuyorsun?" diye karşılık verdi. Israrla "Bak, duvarda," diyordum. Babamsa "Yok, burada kimse," dedi ve daha fazla üzerinde durmadan yanımdan ayrılıp gitti. Ben gördüğüme emin olduğumdan tedirgindim. Bir süre sonra yapacak bir şeyim olmadığından ve elimden bir şey gelmediğinden uyumaya çalıştım. Lakin bir gözüm hep oradaydı ve bir türlü kendimi bakmaktan alıkoyamıyordum. Bir zaman sonra uyur gibi oldum ama o anda pencereye birisi hafifçe tık tık yaptı. "Ne oluyor, bunu kim yaptı?" diye başımı kaldırıp merakla baktığımdaysa amcamın camın hemen önünde olduğunu gördüm. Onu görmeyi beklemiyordum ve bu nedenle de resmen şok olmuştum. Neden derseniz, amcam köyümüzde yaşıyordu ve babamla da araları oldukça bozuktu. Bana eliyle camı aç işareti yaptı. Ben az önce yaşadığım şok, korku ve adrenalinin birleşiminden dolayı yerinden fırlayacak gibi olan kalbimin sesini duyuyordum ve ne yapacağımı bilemiyordum. Kısa bir toparlanışın ardından hızla yerimden kalktım ve gördüğüm şeyin yerinde olmadığını gördüm. "Oh be, kabusmuş," deyip derin bir nefes alıp üzerimdeki şoku atmaya çalışırken bir yandan da ne olduğunu idrak etmeye çalışıyordum. Kısa süre sonra tekrar cama vurulma sesini işitir gibi oldum. Gördüğüm kabusun etkisinde kaldığımı düşündüm bir süre. Tabii bu kısa bir avuntu oldu çünkü tekrar cama vurulma sesini işittim. Bu ikinci vurulma diğerleri gibi değildi. Daha sert ve sesliydi. Camın önüne gidip perdeyi araladım. Gördüğüm şey aynıydı. Amcam elinde valiz benzeri bir çantayla camın hemen dışında karşımda duruyordu. Bana "Camı aç, eve gireyim," dercesine bir işaret yaptı. Bense kapı tarafına gitmesi için elimle işaret ettim. Amcamsa bunu yapmak yerine "Camı aç," diye sesli olarak söyleyince dayanamayıp açtım. Benim perdeyi açmamla amcam bir hışımla boğazıma sarıldı. O an öleceğimi düşündüm. Nefesim kesildi, gözlerim kararmaya başladı. O an gelen can telaşıyla debelenirken kanter içinde uyandım. Gözlerimi açıp uyandığımda fark ettim ki beni boğan amcam değildi. Beni ben boğuyordum. Ellerim boğazımda, kendi kendimi boğuyordum. Toparlanıp ellerimi çözdüm ve rahatlayıp nefesimi toparladım. Yaptığım şey beni çok etkilemişti. Neden kendime böyle bir şey yapmıştım, bunu düşünerek sabahı zor ettim. Sabah olduğunda ilk işim anne ve babama yaşadığım bu olayı anlatmak olmuştu. Dün geceden dolayı yalan söylediğimi ya da rüya gördüğümü söylediler ve bana inanmadılar. O olaydan bir süre sonra bir hafta sonu okul olmadığı için yakın birkaç arkadaşımla akşama kadar top oynadık. Evden uzak sayılabilecek bir yerdeydik. Her yer yıkık dökük, gecekondularla doluydu. Oynarken istem dışı
topa biraz dengesiz vurdum ve vurmamla yıkık evlerden birinin içine girdi. Bilenler bilir. Böyle durumlarda kim vurduysa almaya o giderdi. Ben de o nedenle koşarak almaya gittim. Kırık olan penceresinden eve girdim. Yani topun girdiği yerden. İçeri girer girmez çok sert bir rüzgar esti. Esen rüzgarla etrafım gri ve siyah renk karışımı bir bulut mu desem, sis mi desem bilemedim ama en iyi tabir toz bulutu olur sanırım. İşte öyle bir şeyle sarıldı. O bulutumsu şey çok kısa süre içerisinde değişik bir hal aldı. Nasıl desem bildiğiniz surete büründü, acayip bir şekil aldı. Neye uğradığımı şaşırmıştım, korkmuştum. Kendi içerimde neye uğradığımın savaşını veriyorken iş giderek tuhaf ve korkunç bir hal aldı. Karşımda olan o suret korkunç tonlaması ve sesiyle bana seslendi. Sen artık bizimsin. Yakında seni alacağız. Ondan duyduğum bu ses ve sözcüklerin hemen ardından olduğum yere yığılıp kaldım. Gördüğüm şeyin vücudu ne insana ne de hayvana benziyordu. Sabah ezanı okununca gözlerim aralandı. Kendime geldim. Hala aynı yerdeydim. Yüzü koyun düştüğüm gibi kalmıştım. O anın korku ve paniği ile yerimden fırladığım gibi o alacakaranlıkta eve doğru son kuvvet koşmaya başladım. Evin oraya vardığımda kapının önünde annem, babam, jandarmalar ve onların arabaları vardı. Beni görünce koşup yanıma geldiler, nerede olduğumu sordular. Başımdan geçenleri olduğu gibi anlattım. Onlarsa orada kötü niyetli birinin olduğunu, beni korkuttuğunu ya da zarar verdiğini düşündüler. Jandarma komutanı bana bakarak "Oğlum, olayın nerede olduğunu gösterir misin, kontrol edelim" dediğinde araçla girilecek bir yer olmadığından yürüyerek gittik. Evi ve girdiğim pencereyi gösterdim ama bu nasıl olabilirdi? Penceresi ve camı gayet sağlam şekilde duruyordu, kapısı da kilitliydi. Benim gördüğümü onların da görmeleriyle bana dönerek "Emin misin burası olduğuna?" diye sordular. Yemin ederim burası. Hatta arkadaşlarım da gördü diye karşılık vermemle evin oraya geri döndük. Bu defa komutan gören arkadaşlarının evleri nerede diye sorunca yakından uzağa sırayla götüreyim sizi diyerek karşılık verdim. İlk önce en yakın ev olduğu için Hasanların evine gittik. Babası bahçedeydi ve pazarcı olduğu için kamyonun malzemelerini yüklüyordu. Jandarma komutanının "Oğlunuz Hasan'la görüşmemiz lazım" diye seslenmesiyle bizi fark eden babası "Ne oldu, hayır mı?" diye şaşkınlıkla gayri ihtiyari sordu. Onun bu sorusuna komutan "Bir olay yaşanmış. Tam olarak ne olduğunu anlamamız için konuşmamız ve birkaç soru sormamız lazım" diyerek karşılık verdi. Babası saatten dolayı uyuyan Hasan'ı yatağından kaldırıp getirdi. Hasan uyku sersemi biraz şaşırmış durumda yüzümüze bakıyordu. Komutan dün akşamla alakalı sorularını yöneltince Hasan anlatmaya başladı. "Dün hep beraber top oynuyorduk. Akşam ezanı okunduktan sonra Mesut oyunu bırakıp evine doğru koşmaya başladı. Haliyle biz de o an ne olduğunu anlayamadık. O bırakıp gidince hem saatten hem de oyunumuzun bozulmasından dolayı biz de diğer arkadaşlarla evlerimize dağıldık. Birkaç saat sonra yani gece saatlerinde babası geldi ve onu görüp görmediğimizi sordu. Ben de size anlattığım gibi olanı ona da anlattım. Babası bana "Tamam evladım. Olur da buraya gelecek olursa onu hemen eve gönder" dedi ve yanımdan ayrıldı. Babam Hasan'dan sonra sırayla diğer arkadaşlarıma da aynı soruları sormuş ve aynı cevapları almış. Bunun üzerine yapacak başka bir şey kalmadığı için eve dönüp karakola ve jandarmaya haber vermiş. Jandarma duyduklarından sonra daha fazla araştırmaya gerek yok dedi ve gitti. Eve dönmemizde babam beni bildiğiniz haşladı. Bir daha evin sokağından dışarı çıkmayacaksın diye de konuşmanın sonuna sertçe ekledi.
Aradan biraz zaman geçmişti. Okulların kapanmasına son bir hafta vardı. Otobüs biletleri alınmış. Annem, ben ve kardeşim köyümüze gidecektik. Yani Erzurum'a. Arada kalan o zaman dilimleri boyunca geceleri biri beni uyandırıp sadece zamanını bekle. Sen artık bize aitsin, bizim olacaksın gibi şeyleri söyleyip bir anda ortadan kayboluyordu. Rüya mı, gerçek mi anlamak çok zordu. Artık yolculuk vakti gelmişti. Buradan uzak kalınca daha rahat edeceğim düşüncesi ve köye gidiyor olmanın sevinciyle yola çıktık. Ama asıl olayın köyde yaşanacağını nereden bilebilirdim ki? Ortalama 20 saat gibi süren bir yolculuk sonrasında köye ulaşmayı başardık. Dedem, anneannem, dayım, teyzem mutlu bir yüz ifadesiyle bizleri karşıladılar. O günü dinlenerek geçirdik. Ertesi gün dedem araziye mangal yapmaya gidelim demişti. Eve çok uzak sayılmayan bir yerdeymiş. İlk defa gittiğim için meraklı gözlerle etrafa bakıyordum. Köydeki evlerden sadece bir ev hariç hemen hemen hepsi taştan yapılmış duvarlara sahiplerdi. Oldukça sağlam görünüyorlardı. O bir evinse dışı oldukça bakımsız, boyasız, camları leş gibiydi. Dedeme bu ev kimin evi, boş mu duruyor dediğimde bana baktı ve oğlum sakın akşam vakti o evin yakınına gitme. Orada yaşayan kadın sana herhangi bir şey verirse sakın alma. Adını sorarsa sakın cevap vereyim deme dedi. Ben de o yaşın getirdiği merakla ve cesaretle neden ki o kadın kim diye sordum. Dedem çok soru sorma, sadece dediğimi yap yeter diyerek beni yanıtladı. Bendeki de çocuk merakı işte, ne diye kurcalıyorsam. Neyse, dedemin o lafının üstüne konuşmadım ve nasıl olsa birinden öğrenirim düşüncesiyle de dedeme tamam dedim. O gün gündüz vakti her şey çok güzel geçti. Yedik, içtik, eğlendik. Neyse işte. O günün akşamı kabus doluydu benim için. Yerim değişince uyuyamam. Bu yaşımda bile hala aynı durumdayım. Köyde tuvaletler evlerin dışında olurdu ve yaklaşık 25 metre kadar gidilmesi gerekirdi. O gece kapıdan çıkıp tam tuvalete doğru yöneldim ki teyzemin küçük kızı olan Aleyna'nın elinde bir civciv olduğunu gördüm. Aleyna o civcivin başını koparmış, akan kanını emiyordu. Hızla yanına ilerledim. Ona doğru gittiğimi fark edince aşağı doğru yani tarlaların olduğu yere doğru koşmaya başladı. Ben de o panikle onu yakalamak için peşine son hızımla koşmaya başladım ama bu nasıl koşmaktı, bu ne hızdı, yakalamak mümkün değildi. Bir sürelik kovalamacının ardından yönü değişti ve dedemin sakın gitme, yaklaşma dediği o eve doğru giderek evin avlusuna girdi. Ben o içeri girmeden hemen çık oradan, dedem çok kızıyor diye seslendim. O bana abi gel burada kimse yok, ben her zaman buraya geliyorum diyerek karşılık verdi. Yeniden yapma. Dedem izin vermiyor dediğimde ise ben gizli gizli geliyorum dedi. Ne var ki burada sürekli geliyorsun? Ayşe teyze var. Bana istediğim her şeyi veriyor. Ne beni ne de dedemin söylediklerini dinlemedi. Yakalayıp dışarı çıkarmak, oradan götürmek için hamle yaptığım anda evin kapısı açıldı. Kapıyı 45 ila 50'li yaşlar arasında bir teyze açtı. Kara çarşaflıydı. Aleyna'ya hoş geldin kuzum, bu kim diye sormasıyla Aleyna teyzemin oğlu İstanbul'dan geldi yanıtını verdi. Kadın, gel tanışalım diyerek adımı sordu, cevap vermedim. Tek derdim çok garip davranan kızı yani Aleyna'yı alıp oradan eve götürmekti. Aleyna beni dinlemeyip içeri girdi. Kadınsa kapının eşiğinde bana bakıp bakıp durdu. Kadınla birbirimize bakarken Aleyna içeriden Mesut abi yardım et diye çığlık attı. Ben de onun bu yakarışıyla gayri ihtiyari olarak evin içine daldım.
Benim girmemle kapı sert bir şekilde kapandı. Aleyna'nın civciv kanı emmesiyle başlayan korkunçluklar dozunu o an arttırmaya başladı. Az evvel Aleyna olarak görüp peşine koştuğum şey esasında bir cinmiş. Bambaşka bir surete bürünmeye başladı. O anda yine başa döndüğümü anladım ama artık çok geçti. Ben tuzağa düşmüştüm, hem de kendi ayaklarımla buraya kadar gelmiştim. Kılık değiştiren o canlı sana artık bizimsin, bizim olacaksın, vakti var demiştim. İşte o vakit geldi. Şimdi bize hizmet etme vakti. Bizim kölemiz olacaksın dedi. Ben olduğum yerde şoka girip dona kalmıştım, dediklerini dinliyordum. O kadın bilmediğim bir dilde birkaç cümle söyledi. Ardından karanlık evin içerisinde büsbütün karanlığa gömüldü. Yanan mumların alevi tavana değercesine yükselmeye başladı. İçeriye 6-7 kadar birbirinden farklı varlıklar girdi. Bilincim açıktı, lakin konuşamıyor, hareket edemiyor, sanki inme inmiş gibi olduğum yerde durmaktan başka bir şey yapamıyordum. O varlıklar beni tutup bir çemberin içerisine attılar. Etrafımda filmlerde olduğu gibi ayin benzeri dönmeye başladılar. Sessiz denebilecek şekilde bir şeyler söyleniyordu. Bense sadece olayları izlemekle yetiniyordum. Ne kadar sürdü bilmiyorum, bunların değişik okumaları bitince beni farklı bir odaya götürdüler. Bedenim çözülmüştü. Orada sofra kurulmuştu ve bana ne derlerse istemsizce yapmaya başlamıştım. Artık onlardan korkum yoktu, tam aksine de onlara güveniyordum. Sofrada hiç bilmediğim değişik yemekler vardı. Bana bunları yedikten sonra sen de bizim kadar güçlü olacaksın dediler. Yemekleri yedikten sonra istemsizce olduğum yerde yığılıp kalmışım. Sabah gözümü açtığımda dedemin ahırında buldum kendimi. Etrafımda 8-10 kadar başı kopmuş civciv, bir o kadar da ayakları ve kafaları olmayan tavuklar vardı. Ağzımın kenarındaysa akan kanların kurumuş halleri vardı. Bir süre sonra gece olanlar aklıma geldi. Bunları ben yapmış olamazdım. Kimse beni görmeden buradan çıkmam lazım diyerek kendimi dışarıya atıp eve yakın olan çeşmeye koştum. Kendimi temizledikten sonra bir süre düşündüm. Hem leş gibi kokan hem de kirli olan bu kıyafetlerle eve gidersem hayvanlara benim zarar verdiğimi anlarlar diye idrak etmem uzun sürmedi. Bunun korkusuyla eve gitmek istemedim ama o an içinde başka bir çarem yoktu. Usulca, korka korka da olsa eve gittim. Neyse ki saatten dolayı kimse uyanmamıştı. Kıyafetlerimi değiştirdim, çıkardıklarımı poşete doldurup bahçeye sakladım. Kahvaltıdan sonra uzak bir yere götürüp en mantıklısı olacaktı. Neyse ki gece evde olmadığımı da anlamamışlardı. Teyzemin sabah kahvaltısı için uyandırmaya geldiği o anda bahçeden anneannemin ağlamaklı sesi geldi. Bahçeye çıktık. Yere çökmüş ağlıyordu. Ne oldu diye sorduklarında tavuklarım, civcivlerim hepsi ölmüş. O an benim de ağlayasım geldi. Dedem sakinleştirmek için uğraşıyordu. Ben sadece olanları uzaktan izliyordum çünkü o masumları ben katletmiştim. Suçlusu bendim, vicdanım içimi kemirmeye başlamıştı. Gidip itiraf etmeyi düşündüm ama ne yapabilirdim, nasıl açıklayabilirdim? Dedemin sakın gitme dediği yere gitmiştim ve bütün gece ne yaptığımı tam olarak bilmiyordum. O gün anneannemin üzüntüsüyle geçti bir şekilde. Akşam ezanı okundu. Çay, muhabbet derken yatsı namazı sonrası uyku vakti gelmişti. Herkes odasına çekildi. Tam uyumak üzereydim ki yine o değişik varlığı gördüm. Seninle işimiz var diyerek beni kandırıp kanıma girdi. Ben aptal gibi tamam deyip camdan çıkıp peşine yürüdüm ve o malum eve gittik. Bana yine yemekler verdiler. Ne olduğunu bilmediğim şeyleri yemeye başladım. Ben artık ben değildim,
insan değildim sanırım. Bir süre sonra o varlık, beni takip et, seninle bir yere gideceğiz. Orada sana diyeceklerimi yap, gerisini biz halledeceğiz dedi. Az zaman sonra bir ahırın önünde durduk. Hızlı bir şekilde içeriye gir ve beyaz olan horozu getir. Sabah yaşadığım pişmanlık artık yoktu. Bedenimde, aklımda, kalbimde sabah yaşadığım pişmanlık artık yoktu. Bebek kaçır dese yapacaktım, o an öyle bir haldeydim. Dediğini yaptım. Biraz zor oldu ama temiz ve sadece beyaz olan horozu çıkardım ahırdan. Ayşe teyzenin evine doğru gitmeye başladık. Ne yapacağını merak ediyordum. İçeriye girdim. Horozu görünce tam da istediğim gibi bu diyerek elimden aldı. Bunun üzerine diğer varlık büyük keyifle kahkaha attı ve bu çocuk çok işimize yarayacak. Ne istersek yapıyor dedi. Ayşe teyze horozun kafasını eliyle çekip kopardı. Ayaklarını bıçakla kesti. Bense kenardan keyifli keyifli izliyor, artık onlardan biri olduğumu düşünüyordum. Bana, sen de benimle gel diyerek varlıklarla birlikte evin altındaki pis kokulu, her yeri hayvan leşi ve kemikleriyle dolu olan, etrafta bitmeye yüz tutmuş onlarca mum olan yere götürdü ve horozun bedenini bu benim yeni yardımcımın ikramı diyerek kenara doğru fırlattı. Ardından birkaç mum yakarak orada olan masaya oturdu. Önünde bir deri, hayvanın ayakları ve kellesi vardı. Ardından bir fotoğraf çıkardı. Bu fotoğraf babamındı. Gözlerimi kapadım açtım, tekrar baktım. Evet, bu fotoğraf gerçekten de babamın fotoğrafıydı. Ne yapacağını telaşla sordum. Babanı korumaya alacağız ki ona zarar vermesinler. Sonra sırasıyla annem ve kardeşine de aynısını yapacağım. Onun bu cevabıyla ben de salak gibi teşekkür ettim. Büyü yaptığını nereden bilebilirdim ki? Ben büyünün sadece filmlerde uydurulan bir şey olduğunu zannediyordum. Birkaç saat boyunca bir şeyler okudu. Topladığı malzemeleri ilk söylediğim deriye sardı. Babamın fotoğrafına ise birkaç şekil çizip onu da deriye ekledi. Bana, babanı korumaya aldık. Sana bir hafta izin veriyorum. Biz çağırana kadar gelmene gerek yok diyerek beni gönderdi. Bildiğiniz, daha doğrusu dışarıya attı da denebilir. Ben ikiletmeden eve doğru yürüdüm ve açık bıraktığım pencereden içeriye girip yatağıma uzandım. Birkaç günün ardından çok rahat bir uyku çektim. Resmen kendime gelmiştim. Aradan birkaç gün daha geçti. Geceleri gelen giden yoktu, ses yoktu, rahat rahat uyuyordum. Bir sabah teyzem, annem, anneannem ve dedem bahçede oturmuş konuşurlarken konuşmalarına kulak kabarttım. Annem, onlara benim adama orada iki gecedir cinler rahat vermiyorlarmış. Dün gece daha fazla dayanamayınca kalkıp bir hocaya gitmiş ama işe yaramamış. Adam bir şey yapamamış diyerek konuyu açtı. Konuşması bitince dedem lafa girerek karşı köyde Celalettin Hoca var, ona gidelim, danışalım. O ne olduğunu anlar, bilir deyince annem de tamam, hemen gidelim, geç olmadan dedi. Dedem kahvaltı sonrası gidelim dese de annem ikna olacak gibi değildi. Ben de bir şey duymamış gibi yanlarına gittim. Annem, bana karşı köyde bir hasta ziyaretine gideceğiz. Sen burada kal dedi ama ben durur muyum? Israr kıyamet. Beni de yanlarına almak zorunda kaldılar. Yola çıktık ve yaklaşık 45 dakika kadar yürüdük. Dedem bu ev diye işaret ederek bahçesi geniş bir eve doğru yürüdü. Bahçede iki tane köpek vardı. Hayvanlar beni görünce parçalayacak gibi havlamaya başladılar. Ben de korkudan dedemin arkasına sığındım. Kapıyı nur yüzlü bir amca açtı. Köpekler onu gördükleri anda hemen sakinleşip oturdular. Bizi içeriye buyur etti. Ardından yerde bulunan minderleri işaret edip oturmamızı söyledi. Gösterdiği yere geçip oturduk. Hoş geldiniz. Sizi buraya getiren sebep nedir?
Adamdan gelen bu sorunun üzerine annem bana bakarak sen dışarı çık. Ben dedem ve amcayla özel olarak görüşeceğim dedi. Ben çıkmam deyince dövecek gibi oldu. Sabah konuştuklarınızdan haberim var. Bu amca hoca ve babam için geldiniz. Annem şaşırdı ama neyse. Madem öyle otur bakalım dedi, sinirliydi. Dedem hocaya dönerek hocam. Bu benim kızım İstanbul'dan geldi. Damadımı 2 gecedir cinler rahatsız ediyormuş. Bununla ilgili bize yardımcı olmanızı istiyoruz dedi. Hoca babamın adını, doğum tarihini ve anne baba adını istedi. Ardından bir kağıda yazıp fısıldar gibi okudu, sağına soluna baktı. Bir süre sonra dedeme baktı ve kardeşim, senin damadına büyü yapılmış. İşleri ters gitsin, hastalıkları artsın diye. Bu yüzden de ona görünmeye başlamışlar. Bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor diye sordu dedem. Önce büyü nerede onu bulmamız lazım. Ardından onu bozarak işlemlere devam edeceğiz. Ben araya girerek babamı koruma altına aldılar. Bir şey olmaz ona dediğimde herkes dönüp bana bakmaya başladı. Şaşkınlıklarının geçmesiyle ne koruması, ne diyorsun sen diye birbiri ardına sorularını sordular. Ben tüm olanları anlattım. Dedem hocaya bakarak, hocam, Kara Ayşe'den bahsediyor torunum. Ben onu uyardım ama yine de gitmiş dedi. Hoca biraz sessiz kaldı. Ardından bana bakarak, babana büyü yapılmış, sen de onlara yardım etmişsin. Önce seni koruma altına alacağım. Sonrasına bakacağız diyerek kağıt kalem alıp Arapça bir şeyler yazdı. Daha sonra kağıdı katlayıp muska şekline getirdi ve bunu boynuna tak, sakın çıkarma dedi. Dediğini yapmamla beni bir çemberin içine aldı. Bir tasa su doldurup elini uzat dedikten sonra küçük bir kesik attı. Damlayan kanı bakır tasa birkaç damla akıttıktan sonra bir şeyler söyledi. Onun bunu yapmasıyla yanında bir varlık bitiverdi. Bilmediğim bir dilde bir süre konuştular. Ardından varlık gözden kayboldu. Varlığın gitmesiyle hoca dedeme bakarak, bu çocuğu kullanmışlar ve istediklerini elde edince kapının önüne atmışlar. Yaptıkları iş olmasaydı tekrar kullanacaklardı. Yani dedikleri tamamen doğru. Dedem, madem gece evden çıkıyor, biz neden fark etmedik diye soruyu yöneltti. Hoca, kılığına birini sokmuşlar. Yani yerini doldurup öyle almışlar evden. Babasına yapılan büyüye en çok bu yardım etmiş. Ama çocuğu ele geçirmişler. Musallat yok. Yaptıkları tılsımla gözlerini açmışlar. O yüzden az önce buraya gelen Müslüman dostumu da gördü. Şimdi büyünün nerede olduğunu bulalım, ona göre yol izleyelim. Bana nerede olduğunu sorunca evin altındaki bodrumda dedim ve bunun üzerine hoca, yani sana hayvan leşi yedirdikleri yerde mi dedi, onayladım. Bu akşam oraya gideceğiz. Ben önden Müslüman dostlarımı göndereceğim. Orayı çembere alacaklar. Müslüman olmayanlar İçeriye giremez, dışarıya da çıkamaz. Gerisini de orada halledeceğiz. Şimdi geri gitmeniz olmaz. Akşama kadar burada durun, akşam hep beraber gideceğiz. Akşam ezanından sonra yola çıktık. Yine 1 saate yakın yürüdük ve Kara Ayşe'nin evine geldik. Hoca dua okuyarak bahçeye girdi. Hocanın bahçeye girmesiyle Kara Ayşe bir anda kapıda bitti. Hoca ona bakarak bir şeyler okumaya başladı. Hocanın bunu yapmasıyla suratı çirkin bir hal almaya, kıvranmaya başladı. Hocaya hakaret ediyor, küfürler savuruyordu. Hoca en son daha yüksek sesle başka bir şey okumaya başlayınca da Ayşe yalvardı. Hoca, kaç kişinin kanına girdin, kurtuluşun yok. Çok güvendiğin o kafirler seni bu gece yok edeceklerdir dedi ve orada başına bir Müslüman cin bıraktı. Kısa süre sonra hocanın başka bir Müslüman cini geldi ve büyüleri bulduk.
Bodrum'da kuyu var, hepsini oraya gömmüş dedi. Bana yerini göster. Hoca, bize siz burada bekleyin, içeride sizin için tehlike arz eden bir durum söz konusu diyerek içeriye gitti. Saatler sonra bitkin bir halde döndü ve elhamdülillah hepsini bozduk. 5 ayrı kişiye yapılmış. Bu kadın ne olacak? O kendini bitirmiş. Bu gece onun için son olacak. Kendini korumaları için anlaşma yaptığı cinler dahil her şeyi bozduk elhamdülillah. Hoca, ben evime gideceğim, siz de gidin. Şükür namazı kılın dedi ve kal diye ısrar etsek de kalmadı. Hocaya borcumuz ne diye sordu dedem. O ise sizin bana hayır duası borcunuz var. Bu bana yeter dedi, elini öptüm, vedalaştık. Bana gitmeden önce şöyle söyledi. Bak, bu olaylar senin için şer gibi görünüyor olsa da bu vesileyle babanla beraber 5 kişinin yardımına geldik. 2 kişiye ölüm büyüsü yapılmış. Geç kalsaydık Allah muhafaza sebepsiz yere canlarından olacaklardı. İnsanların niyetine dikkat edin. Allah'a ısmarladık dedi ve gitti. Eve gidip namaz kıldık, şükrettik. O gece güzel bir uyku çektik, sabahsa biraz hareketlilik vardı. Kara Ayşe denilen mahlukat bahçede vahşi bir hayvan parçalamış gibi paramparça olmuş vaziyette bulunmuş. Kimse sahip çıkmadı. Jandarma geldi, köy mezarlığına gömelim dediler ama bütün köylü karşı çıkınca alıp götürdüler. Rabbimizin dediği gibi, büyü yapanın da yaptıranın da ahirette nasibi yoktur. Sessiz olun, böyle maceralara girmeyin. Her şeyin asıl nedeni ise bir gün sonrasında anlaşıldı denebilir. Bir gün sonra amcam da vahşi şekilde öldürülmüş halde bulundu. O da Kara Ayşe ile birlik olup insanların kanına girmiş. Tahminimce benim en başından beri gördüklerim de burayla bir bağ olabilirdi. Cümleten Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.